Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki obezite cerrahisinin ülkemizde yanlış anlaşılan bir risk algısı var. Obezite ameliyatlarının hiçbirisi diğer ameliyatlardan çok daha farklı, çok daha aşırı riskler taşımazlar. Bu riskler hastanın şişmanlığından kaynaklanan kalp yetmezliği, şeker hastalığı, tansiyonu gibi bir takım yandaş hastalıklarından kaynaklanır çoğunlukla. Sadece ameliyatlara bağlı olan komplikasyonların ise tamamı çok iyi tanımlanmıştır, oranları bellidir ve bir obezite ameliyatında çok ciddi bir sorunla karşılaşma ihtimaliniz yaklaşık olarak 2000'de 1'dir. SADI ameliyatına özel komplikasyon ya da riskler nelerdir dersek, önce bunu iki gruba ayırmak gerekir. Birincisi, bütün laparoskopik ameliyatlarda geçerli olan riskler ve komplikasyonlar. Bunlar bu ameliyatta da tabii ki geçerlidir. Örneğin safra kesesi ameliyatı olacaksınız. Bu ameliyatta karna girerken o yaptığımız küçük kesilerden kanama olabilir. İçeriye girilirken trokar dediğimiz o aletler yerleştirilirken içeride herhangi bir organ yaralanması olabilir. Anesteziye bağlı sorunlar yaşanabilir. Akciğer problemleri gelişebilir. Batın içerisinde enfeksiyon veya başka bir problem yaşanabilir. Bunların tamamı emboli yaşanabilir. Bacak venlerinden, bacaktaki toplar damarlardan kaynaklanan bir pıhtı akciğer ya da beyne gidebilir. Çok ciddi sıkıntılar yaşanabilir. Bunların tamamı bütün laparoskopik ameliyatlarda geçerlidir. Yani olduğunuz bir obezite ameliyatının riski olacağınız bir safra kesesi ameliyatından çok daha farklı değildir. Bu ameliyatlara özel, SADI özelinde bahsedecek olursak söyleyebileceğimiz en önemli risk ise mideyi küçültürken kullandığımız zımba ya da stapler dediğimiz dikiş hattından ve mide ile bağırsağı birleştirdiğimiz anastomoz dediğimiz birleşim hattından olabilecek kaçaklardır. Bu kaçakların oranları da yaklaşık %1 ila 2 civarındadır. Onun dışında batın içi enfeksiyonlar, yara yerinden kaynaklanabilecek fıtıklar, yara enfeksiyonları gibi problemler bütün diğer ameliyatlarla aynıdır. SADI'nin uzun vadede vitamin ve mineral eksikliğine yol açtığını biliyoruz. Bunlar eğer düzenli takip edilmeyecek ve yerine konmayacak olursa vitamin mineral eksiklikleri, kemik erimesi ortaya çıkabilir özellikle. Ama bunlar iyi bir takip ve iyi bir kontrolle oluşmadan önlenebilecek komplikasyonlardır. Erken dönemde ortaya çıkan ise bağırsak hareketlerinin hızlanması ve ishal durumudur. Bu hastalarda genellikle ilk birkaç ay içerisinde 4-5 defaya varabilen tuvalet sıklıklarıyla kendini gösterir. Ama bağırsağın adapte olmasıyla belli bir süre sonra bunlar kabul edilebilir düzeylere geriler.